MCU Craft'tan herkese merhaba arkadaşlar. Your Future Self'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel, geldik geri. Şimdi öncekinde ne oldu? Biz Agreement'a varmadık gelecektekimize. Yani konuşulamadık onu. Onun yaptıklarını anlayışla karşılaştık. Karşıladık. Biz de aynısını yaparak dedik, durmadan fuck you çektik. En sonunda da bizi yerimizi değiştirdiler. Bizim yerimize adam aldılar. Yo. Continue değil. Load. Nereden yükleyeceğim? Ha, tam şeyden yükleyecek. Değişik yerden konuşmaya çalışacaklardı bizde. Tam güzel. Ama ben ne yapacağımızı... Şey yapacağım mesela. Bunları okuduk zaten. O war kısmına geleceğiz ya. War kısmından sonra kolonisleyeceğim. Eğer o da olmazsa full kolonist gideceğim. Gerçi full kolonist götürecek mi onu da bilmiyorum. O da ayrı mesele de. Kolonist de bitirecek falan mı yoksa. Şu an buraları geçeceğim. Buraları ölümle izledik, okuduk. Biz bir ending'i aldık şu an değil mi? Bir ending'i aldık. Bütün ending'leri alalım. Alabiliyorsak. Veya hani doğru ending'i bitirelim. Öncekinin doğru ending olmadı. Taş. Tamam. İlk... Şimdi kesecek bizi birazdan. Geç baba. Kesti bizi. Ha. Tamam, bu ilk. Savaşa kadar yapacağız. Hani konuştuğumuzda savaş diyecek, ondan sonra komünist diyeceğiz. Sympathize. Orada gelecekteki ben de hani bok yoluna gitti herhalde. Herif hiçbir şey bilmiyor, orada oturuyor. Hop, kestiler gene. Tamam, gene şey diyeceğiz. Şimdi kızacak, zamanım yok mu diyecek. Buraya ne zorluklar geldim, bilmem ne savaş edecek. Ondan sonra da konisleyeceğiz. Hop, kesti. Heh. Tamam, şimdi konisleyeceğiz. Şimdi ikna edeceğiz. Gel buraya, gel. İkna. Geri gel. Hadi. O süktür. Okumadıydım. Dur lan. İşte kanıtları olmadan şey yaptığı hakkında suçla diyor bildiğin. İşte Alice'in ise güvenmeye suçla. Oğlum bunların hepsi ayrı şey mi verecek bana lan? Ayrı ending vermeyecek değil mi? Accuse them, lying about believing they would die, along with everyone else, herkese birlikte, pardon, öleceğine inanma yalanı. Paranoid'den başlasak. Empati git, empati her zaman iyi oluyor. Evet, paranoid olduğunu falan söyler işte. Burada ikna etmeye çalıştı. Paranoid olarak gittin. Azıcık şey yapmalıydım. Bla bla. İşte paranoid olsam bile bu yaptığım şeyler bana mantıklı geliyor. İşte bu... Bütün bu tecrübe, işte bütün bu experience o kadar stressful olduk, o kadar stresliydik. İşte belki de bir... Başka bir seçenek vardı. Artık şey göremiyorum diyor. Temiz, yani temiz değil de daha dikkatli
olayları göremiyor artık. O kadar şey olmuş ki. Artık bilemiyorum diyor. Ha. Alice'e geçirek azıcık. Alice'e de geçirdik. Oh. İşte onun yaptığı şeylerden ona olan konsekanslar hakkında hiç şey lecun yok. Hani hiçbir kendimi suçlamama tarzında bir şey yapmıyorum. Korkunç hissediyorum. Korkunçtu ve düşüncesizceydi benim yaptığım işte actionlar. Benim arkadaşımdı. Onun hayal kırıklığına uğrattım. İşte I let her down. İşte kendimi sanmam için söyleyeceğim bir şey yok. Üzgünüm Alice. Üzgünüm. Bir weapon'un yok olduğuna dair kanıt isteyelim. Söylediklerinden dayanarak kampı yok ederek Biohazard Project'i nasıl durdurma şeyini başlattın? Nasıl bu kadar emindin bunun sonlanacağına diyor. Konfirmlemek hakkında hiçbir şey yapmadın diyor kamp dışında. Yani konfirmi nasıl çeviririm? Doğrulamak dışında hiç doğrulamaya çalışmadım diyor kampın dışında. İşte birden fazla proje olabilirdi diyor. Senin bildiğin dışında. Yani kampı boşuna öldürdün diyor. Azıcık araştıraydın Gavat diyor. Heh. İşte bir şans var ki bütün bu insanları öldürdün ve hiçbir şey elde etmedin. Evet. İşte daha fazla bilgim yoktu ve hayır. İşte diğer yerlerde bu tarz eksperimentler oluyor mu bilemedim. Daha doğrusu çeklemedim, kontrol etmedim. Ama biliyor musun? Eğer projeyi durdurmadıysam bile birkaç yıl geriye attım diyor. Ve onlara işte bir warning, bir uyarı gönderdim diyor kesinlikle. İşte onlar da bunu benden saklamak için bayağı işte yol kat etti falan filan. Ve ben yine onların sırrını ortaya çıkardım. Başkaları da bunu yapacak. İşte anca zaman meselesi diyor. Bunları yapacaklar diyor. Onları geriye attım diyor. Ve bir plan, işte bir şeyler planladıklarını ortaya çıkardım diyor. Ben olmasam başkaları da olacak artık diyor. Buna empatiyle gelelim. İşte kanıtsız falan. Kanıtsız nasıl bu şeyler işte bu weapon öncesine, veya weapon öncesindeki konu bu. Kanıtsız nasıl bu kadar paranoyak oldum, bla bla bla. İşte isyankar gibi konuşuyorum falan filan. Artık emin değilim, belki de haklısın. Kabul etmeye başlıyor yani. İşte milletle beraber ölme şey. Bu empatiyle iyi giderdi ya. Neyse. İşte ne düşündüğümü biliyor musun? Bence aptal oynuyorsun. İşte kendinde o odada öleceğini, o kontrol odasında öleceğini düşünerek yaptın bu işi diyorsun. Ama ben sana inanmıyorum. Ölmek istemiyorsun diyor. Sen bu Overseer'sın. Ne olacağını biliyordun. O odada güvende olacağını da biliyordun. İşte hurtlenmiş. Yani acı çekiyorsun. Ve kendini kurtarmaya çalışıyordun. Ve şu ana kadar komple yalan söylüyordum diyor. Biliyor musun? Bilmiyorum artık. Her şeye inandım. Her şeyin bana doğru olabileceğine inandım. Bana doğru gelen tarzda inandım. Ve senin şu ana kadar söylediğin her şey çok kolayca doğru olabilir diyor. Belki ben bile işte kendimi ikna ettim. Kendimi koruma şeyimi. Bu yaptığım aptallık yüzünden kendimi korumama ikna ettim de işte. Bilerek o odada durdum. Gerçi senin dediğin doğruydu falan filan. Ama kendimi ikna et... İşte kendimi bu yalanla ikna ettiğimi hatırlamıyorum diyor. İşte benim hafızam fragile bir şey diyor. Durmadan başka bir şeye dönüşüyor diyor. Benim personal narrative'ime. Muhtemelen benimki de dönüşmüştü diyor. Muhtemelen hiçbir zaman bilemeyeceğim diyor.
emotionlar falan yönetilmiş diyelim. Bu da emotion olsun galiba. Niye emotionla ilgili niye rational konuşalım? Next patient person olduğunu söyledin diyor. Irrationally davrandığını düşünmüyor musun diyor falan filan. Bir burada da saksı kaldı. Bu arada insight fullendi şu an. Kaç? İki tane mi kaldı? İşte kamptakiler için gerçekten çalıştım falan filan diyor şu an. İşte belki de biraz daha düşünceli olsaydım işler değişebilirdi. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz diyor. Şunu başlatsam. İyi bak buradan da aldık. Kabul etmesi zor ama muhtemelen şu an confess yani ne denir? İşte açıklama değildi. Açıklama ama oğlum çeviremedim gene. Beyin durdu. Açıklama diyelim geçelim. Hani şu ana kadar bize işte yalan söylüyormuş veya yanlış söylüyormuş. Şu anda doğruyu söylüyor tarzında bir açıklama. Bir şeyle struggling oluyormuş uzun zaman boyunca. Bir şeyle uğraşıyormuş. Beni içten dışa yiyormuş her gün. O kampta olduğu gün içten dışa yiyormuş. Bir şeyle uğraşıyormuş bana. İşte ne olduğunu sana söyleyemem diyor. Kendimi korumak için değil de şu an bir anlamı olmadığı için değil mi diyor. Çünkü bu seninle yapılan hani bende olan bir şey. Bu tane kişinin bir şey değil mi? Bir şey. Bilmemen gereken, bilmememiz gereken bir şey herifi içten dışa yiyormuş. Bizle ilgili. Muhtemelen genç hali bizle ilgili. İşte pek uğraşma diyor. Sadece bana güven ama muhtemelen haklısın. İşte intihar şeyinde pek şey değildim ama struggling oluyordu. İşte başka şekilde davranmalıydım. Falan filan. Bu da son babo. Yunus de hayatları kurtarmak istiyordu diye girdik. İşte killing, herkesi öldürmek daha çok hayat kurtarmak istediğini söyledi falan diyor ama işte UN de o Bioweapon Project ile aynı şeyi yapmaya çalışıyordu diye herifi ikna etmeye çalışacağız. Buradan gireceğiz. Buradan da kazandık. Bak bir tane kaybettik aslında. İşte böyle düşünmek biraz adaletli değil. Benimki onlarınkiyle işte aynı değildi. Onlar soğuk klinik ve metotları direkt katliam içeriyordu. Benim hareketlerim beni köşeye sıkıştırdıkları için oluşan bir şey tarzında diyor. Ama dediğinin bir kısmı doğru. İşte iki tarafta daha fazla inanlara insan hayatını kurtarmaya amaçlı davranmış. Öldürmeklerinden daha fazla inanç. İnanç diyorum lan. Ne inanç diyorum? İnsan. Ne işte hipokripto olarak onlarla bir tutunmamamı söyleyemem diyor. İç geçiriyor. Son vuruşu vur diyor. Hadi bakalım. Bana söylediğin her şey bir paranoidin resmi. Duygusal değil. Yani duyguları unstable. Duyguları normal değil. Hani duygu değişimi oluyor tonlarca. Hypocrite, reactive, reactive thinking. Düşünmeden davranmış ve binlerce kişiyi öldürmüş bir kişinin resmi. Ne şey yapıyorum diyor şu an. Onlarla önleyemiyordun. Ama hatayı işte hata demezdi ona. İşte Gult'le şey yapamadın. Gult'i kucaklayamadın. Dayanamadın. Ve hayatta kaldın. İşte aklında tonlarca Delusion serisi yarattın. İşte milletle şey yaptı işte. Milleti hata atıyordu. Sen de korunmayı şey yaptın diyor. Yanlış anladın diyor. İşte
durmadan küçümsüyor, yanlış anladın, milleti yanlış sorguladın. Emotion olarak, duygusal olarak alçak, yüksek, değişiktin, parano yaptın diye girdik teknik olarak. Herifi yok ediyoruz yani şu an. Bütün actionlarda, bütün davranışlarda bunlara dayattık. Oo, burada oo. İşte daha korkunç olarak işte o refüjları ikinci bir düşünce bile olmadan öldürdün diyor teknik olarak. Ve derinden eminim ki hani düşünüyorum ki hani böyle bir şey arıyordun diyor. Onları öldürmeye bir sebep arıyordun tarzında bir şey diyor refüjları. Hani kendi kafanda böyle paranoya kaldın ve onları öldürmek için böyle bir şey yaptın diyor. Ve bu nereden geldi? Hani paranoya şeyinin nereden geldi merak ediyorum diyor. Sen benim işte gelecekteki halimsin ve bilmem gerekiyor. Çünkü senin gibi olmayacağım. Olmak istemiyorum, olmayacağım tarzında bir şey diyor. Nasıl, how dare you? I dedicate my life at the refugees. I didn't say anyone. Bunu nasıl söylersin? Ben hayatım işte refugees'lara yardım etmeye adadım. Bunu herkesi kurtarmaya adadım. Ben sanırsam daha fazla saklayamayacağım diyor. Dediğimize inandırdık kısacası. Oo. Senden sakladığım bir şey vardı diyor. Benim ailem Climate Refugees tarafından öldürüldü. Pardon. Pardon demişim. Özür dilerim. Bizim ailemiz, anne ve baba işte sokaklarda parçalanmış. Bu mu bizden sakladığı şeydi? Onlar sadece yardım etmeye çalışmıştı. Climate Change'ini durduramazlardı. İşte zengin ülkeleri işte refugees'ları kabul etmeye zorlayamazlardı. Onların yapabileceği tek şey kendi influence'ını, kendi işte neyi denir? Kendi paralarını kullanarak yardım etmeye çalışmışlar. Kendi ellerindekilerini. Ve işte o insanlar ailemizi, yani ebeveynlerimizi kendilerini hapsediyorlar diye blame atmışlar, suçlamışlar. Muhtemelen bir koruma yeri gibi bir şey kurmuşlar kendi paralarıyla. Bunlar da bizi hapsediyorlar tarzında bir suçlama atmışlar. İşte olan olaylar hakkında hiçbir şey anlamamış, refüjistler hakkında konuşuyor. İşte bizim ailemizin bu olayları yapmak için geçtiği social, political şeylerinden hiçbir şey anlamamışlar diye şu an saydırıyor. Onların bu aptalca düşüncesizce sinirleri laser focus on my mom dead and they created camps. İşte direkt bizim anne babamıza suçlama yapmışlar. Çünkü birilerini suçlamaları gerekiyormuş. Arıyormuş birilerini, suçlayacak birilerini arıyormuş. Ve ebeveynlerimizi çok kolay targetmiş, hedefmiş. İşte çok kötü bir justice. Adalet tırnak içinde diye geçirdi. Saldırganlar direkt öldürülmüş. Ama bunu yapmak daha kötüleştirilmiş. İşte bu şeyler diğer kentlere de sıçramış bu haberler. Ve diğer aptallara da böyle innocent'lara saldırarak diğer aptallar da innocent officials'lara saldırmış. Bunlara yardım etmeye çalışan işte hatasız heriflere saldırmış. Masumlara saldırmışlar yani. İşte bu olaylar patlamış ve her kentte de inanılmaz güvenlik şeyleri alınmış. İşte bütün bu alanlarda refüjları uzun zaman olayına bakarsak daha kötü duruma sokmuş. Yani daha iyi olması için yapıyordu refüjlar bunu kendi düşünceleriyle. Şu anda da daha kötü olmuş. Zaten onu söylüyordu. Çok aptalca. Boşa harcandı diyor. Yani ailesimiz boşa ölmüş amına koyayım. Bok yoluna gitmenin şeyi yaşanmış burada. İşte onların legacy'ni taşımaya yemin ettim diyor. İşte kendi kampımı güvende tutmak için her şeyi yaptım. Kimse bana atak atmaya götü yemedi diyor. Sonuçta ne olacaklarını biliyorlardı diyor. İşte kimse şey yapmadı diyor. Ama kentlerin nasıl mükemmel şey yaptığıma, yönlendirdiğime
yönlendirdiğim hiçbir şey hiçbir anlam ifade etmedi. Her seferinde yüzlerine baktığımda ne olduğunu hatırladım. İşte öfke hissetmiş, ailesinin şeyi ne hissetmiş, bana kaybının öfkesini. Bu işte öfkesinin enerjisinde daha yaratıcı bir şey dönüştürmeye çalışmış. Refuge Cousin'un da Defender olmuş, savunucusu. Ama işte bu bile içindeki şeyi, anger duygusunu şey yapamamış. Kanser gibi büyümüş içinde. İşte kafayı snap noktasına gelmiş. Hani ananı sikim göberteceğim lan artık durmana. Gelmesi, çok az bir zaman varmış gelmesine. İşte burada da diyor, biliyor musun ben aslında bakıyordum. İşte bizim dediğimize inandırdık şu anda. Onları öldürmek için bir sebep arıyordum falan. Bunu kabul etmek istemiyorum ama. İşte içimden bunları dedirtmeyi başardım. Tebrikler diyor. Kendiyle yüzleşiyor. Pes ediyorum. Bütün bunun bitmesini istiyorum diyor. Sadece bana dönüşme. İşte bu öfkeye kapılma. İyi biri olabilirsin biliyorum. Bundan daha iyiyiz. Bundan daha çok potansiyelimiz var. Lütfen sadece bitsin. Please just let this end. Eşimiz açıldı. Ama bu doğrusu değil büyük ihtimalle. Doğru yani mi? Tamam, tebrik mebrik ediyor işte. Gelecekteki bizim böyle gördüğümüz tahmin etmemiş. Mükemmel bir işti. I really hope you're as successful next time. Ne demek? Ben de tam onu düşünüyordum. Ne next time olan? Bitmedi mi diyecektim. Biz de aynı şeyi diyoruz. Aa, üzgünüm. Unuttum diyeceğimi. İşin için teşekkürler. İşte binlerce hayatı kurtardın. Crime'in işlenmesini engelleyip. Loop'tan seni bırakıyorum. Hayatının geri kalanını eğlen diyor da. It's not over, they are lying. Anlısın bu da. Right, remember, help us, stop. Onları dinleme, yalan söylüyorlar. Bla bla bla. Evet arkadaşlar, Your Future Self'in bugünkü bölümü bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.